Tamam. Uzatmaya lüzum yok. Babanızla bizi birleştirmek için yaptığınız bütün bu çocukça oyunları affediyorum. Ama durum şudur. Benim de bir kadınlık gururum var. Dayanma haddim var. Her zaman kendimi geride tuttum. Aman şu halle olsun, bu halle olsun. Artık sıra bende. Şeyle. Sakın sözümü kesme. Sessizce otur dinle. Madem işler yolunda gidiyor, artık benim de vazifemin sonu geldi. Ben de bundan sonra kendi yoluma gidiyorum. Bayram Bey, seni boşuyorum. Kararım gaddidir. Oğlum, hadi. Biriniz beni çiftliğe götürüverin. Anne, olmaz öyle şey. Abi, kalsın annem bir iki gün çiftlikte ya. Bir kafasını toplasın. Böyle bir kendine gelsin, değil mi? Aceleyle karar vermesin şimdi. Ayrıca yani bu yaştan sonra ne boşanması anne? Allah'ını seversen. Ben onun öyle bir şey kastetmiyorum. Allah Allah. Galbinizi kırarım. Bu konu burada kapanmıştır. Ayşe. Ben hazırım Süheyla Hanım. Gideceğiz mi? Yok kardeşim. Sen burada kal. Kerimlere yardımcı olursun. Benim orada adamım var. Bana bakarlar. Hem kızını da sık sık görürsün. Maaşını ödemeye ben devam edeceğim. Arabayı da almadım o kafayla. Hadi. Hanginiz götürecek beni? Anneciğim, sen bize gelsene. Evde kocaman. Tek başına kalma şimdi oralarda. Bu durumlarda bir başına kalmak iyidir kızım. Anne, seni üzdüğümü biliyorum. Çok özür dilerim. Hülya, bu kaçıncı? Ben de artık kredim bitti kızım. Bundan sonra ölüyorum yetiş diye arasan, lafına inanıp gelmem artık. Ne yapayım ama benim de yani kalbim dayanmıyor sizin böyle ayrı olmanıza. Ondan... Ya benim kalbim ne durumda, bir de onu düşün. Anne, bak böyle öfkeyle karar veriyorsun, yapma böyle. Öfkeyle mi? Ben sakin mi oğlum? Annenizin onursuz bir şekilde aldatıla aldatıla evlilik almasını mı istiyorsunuz? Kaderimse çekim mi diyorsunuz ha? Bana bunu mu reva görüyorsunuz? Atif. Bir an evvel Kerimlerin eve gel. Süheyla Hanım'ı çiftliğine götüreceksin. Bade, kızım, benimle dışarı gel biraz. Seninle konuşacaklarım var.